Ya ağam, bu iş olmadı. Hem de hiç olmadı. Ya senin ne işin var ta oralarda? Gemilerde, denizlerde. Hey Allah'ım ya. Başka çarem yoktu be abi. Eylül. Başka biriyle evleniyor. Koray'la. Bizi ayırmak için her türlü pisliği yapan herifle evleniyor. Değil mi? Sen dururken ne işi var o serseriyle? Hem sen konuşmadın mı yengeyle? Yani Eylül'le. Olmadı abi. Gelmedi benimle. Dinlemedi beni. Ben Koray'ı seviyorum. Git buradan dedi. Bir şey diyemedim. Konuşamadım. Üstüne bir de aileler girince işin içine mesele benden çıktı. Ben de onların hayatından çıkıyorum. Tek isteğim Eylül'ün mutluluğu. Ama o herifle çok zor. Ağam, sen yengeye mektup yazmadın mı? Orada her şeyi bir bir anlatmadın mı? Ona rağmen nasıl gidip başkasına varır? Bu işte bir terslik var. Acaba mektup okumadı mı? Sen sordun mu ona? Neyi değiştirir abi? Kız evleniyor diyorum sana. Dün onu gelinlikle gördüm. Ölseydim daha iyiydim. Onu beyazlar içinde bir başkasına varırken göreceğime ölseydim daha iyiydi abi. Neyse. Sen git artık. İşinden gücünden geri kalma. Birazdan emlakçı gelecek. Benim evi kiraya vereceğim. Akşam Mersin'e gideceğim. Sabah da Mersin limanından denize açılacağım. Ağam. O gurbette ihtiyacın olursa ne olur beni ara, oldu mu? Dünyanın öbür ucunda olsam ertesi gün oradayım. Seni asla satmam. Bil, oldu mu? Biliyorum abi. Sen benim abim sayılırsın. Bu yaşıma kadar erişime koştun. Her derdimi dinledin. Çok sağ ol be abi. Çok sağ ol. Sen sağ ol ağam. Sen de benim kardeşimsin. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Thank you.
Evet. Evet, evet, evet. Evet. Yağız Bey, her şey için teşekkür ederim. Hem bana hem ekip arkadaşlarıma çok iyi davrandınız. İnşallah yeni gelen patron da sizin gibi iyi kalpli olur. Merak etmeyin. Yeni patronunuza tembih edeceğim. Size kötü davranacak birine burayı vermem. Kendinize iyi bakın. Siz de. Her şey için teşekkür ederim. Hiçbir yere gitmiyorsun Yağız. Ben gidiyorum baba. Beni burada durduramazsın. Hayatımı bir kere mahvettin. Bir daha mahvetmene izin vermeyeceğim. En yakın zamanda o başvuruyu tekrar yapacağım. Yoluma engeller koysan da ben senin yanında durmayacağım. Bırak artık hayatıma karışmayı. Kendinden daha fazla nefret ettirme beni. Yağız dur dinle. Senin kızgınlığın bana değil. Ben senin gerçekleri görmeni sağladım. Senin asıl kızgınlığın o kıza. Bu yüzden hiçbir yere gitmeyeceksin. Onlar gidecek. Bencilliğin gözlerini kör etmiş. Sen beni kendine düşman ettin. Beni burada tutmak için boşuna uğraşma. Bunu başaramazsın. Çünkü sen benim için bir utançtan daha fazla değilsin artık. Yağız! Yağız! İnanmamıştım. Ama gerçekmiş. Gözlerimle gördüm. O adamlar beni kapının önüne koyduğunda, senin emrinle yerlerde süründüğümde gördüm. Sen yabancının tekiymişsin. Niye yaptın bunu? Niye bir iç uğruna canına kıymaya kalktın? Doğru. Bir iç uğruna evet. Ama yanlışın var. Ben intihar etmeye kalkışmadım. Zehirlendim o kadar. Sen benim umurumda bile değilsin. Eylül. Bak benim hiçbir suçum günahım yok. Ben her şeyi yeni öğrendim. Yaşar amcaya bunları yapan. Benim babamın olduğunu yeni öğrendim. Keşke bana söylediklerinin doğru olduğuna inanabilsem. Keşke gerçek olduklarını bilsem. Bir saniye bile düşünmezdim. Şu kapıdan kaçıp giderdim. Seni bulup sıkı sıkı sarılırdım. Keşke o yalanları söylemeseydin. Ben seni öyle çok sevdim ki. Beni, ailemi kandırdığını bilmeme rağmen seni sevmeye devam etmekten vazgeçemiyorum. Çok sevdim ben seni Yağız. Çok sevdim. Thank you.